ederim ilk olarak sizleri de. Allah razı olsun. Büyük bir Çok başarı teşekkür ederim. sergilemiş oldunuz Iğdır'da. Siz nasıl değerlendireceksiniz seçim sürecini ve Iğdır'daki sonucu? Tabii seçim süreci biraz kısaydı. Buna rağmen hummalı bir çalışma yürütüldü. Bu süreçte de ufak tefek olumsuzluklardan başka diyebilirim ki centilmence geçen bir yarış oldu. Her zaman bu tür siyasi rekabetlerde tabii ki bir standart olmalıdır, bir seviye olmalıdır, kalite olmalıdır, derin düşmanlıklar yaratılmamalıdır. Buralar küçük yerlerdir tabii ki. İnsanlar çabucak kırılabiliyorlar, darılabiliyorlar, küsebiliyorlar. Bunlar siyasetin doğasında var ama biz mümkün mertebe kimseyi üzmeden, kırmadan, dökmeden bu süreci idare etmeye çalıştık. Kazasız belasız sonuçlandı. Sonuçlar tabii ki hem ülkemize hem de elimize hayırlara vesile olur inşallah. Evet. Olumsuz bir şeyle karşılaşmak. Başbakan Ahmet Davutoğlu da dün balkon konuşmasında ona işaret etti. Yaklaşık %50 oy aldık ama tüm Türkiye'yi kapsayacağız, herkese hükümet olacağız dedi. Siz de Iğdır milletvekili olarak Iğdırlılara özellikle mesajınız nedir bu noktada? Tabii biz kutuplaşmadan kesinlikle uzak duracağız. Bu coğrafya özellikleri olan bir coğrafyadır. Burada hem etnik hem mezhebi bakımından farklılıklar ihtiva eden bir yapıdadır. Tabii ki biz bu farklılıkları zenginlik olarak görüyoruz. Esasında ben şahsım adına konuşuyorum. Burada yaşayan hem Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Azkalıların, göçmenlerin, Kazmanların, Erzurumların tamamının milletvekili olduğumu düşünüyorum. Evet. Herkesi kucaklayacağız. Buradaki sorun şudur, Iğdır'ın kamburları var ve yükleri var. Kamburlarından kastım çok kötü bir yapısı var. O da şöyle, uçlara gidiyor vatandaşlar. Ama o uçların artık yöremize zarar verdiğini herkes bilmektedir. O yüzden de Akdeniz'in vatandaşlar bizi tercih etmişlerdir. Bu noktada yükler de ekonomik olarak zorluklarımız var. Bunların aşılması ile de ilgili projelerimizi hayata geçireceğiz. Oldukça önemli projelerimizin olduğunu söyleyebilirim. Bunların başında oralan sınır kapısı gelmektedir. Bu kapıyı mutlak surette açacağız. Dört ülkenin duvar duvara olduğu Nahçıvan, Ermenistan, İran ve Türkiye'nin dördü bir arada Divriği denilen mintikada bir serbest ticaret bölgesi yapılması konusunda adımlar atacağız. Ümit ediyorum ki bu serbest ticaret bölgesi benim görev sürem içerisinde tamamlanmış olur. İnşallah nasipse Iğdır'ımızı bir lojistik üssü yapacağız ve yeni iş alanları yaratacağız. İşsiz çok gencimiz var. Ayrıca devletin bazı imkanlarını da kullanarak buradaki yapıya yönelik olarak projeler geliştireceğiz ki bu da şöyle izah edilebilir. İlimize bir polis hareket merkezi ve önemli bir birliğin gelmesiyle ilgili gayretlerimiz olacak. Tabii bizim burada aradığımız en önemli husus tabii ki huzurdur. Huzurun yerine başka bir şeyi ikame etmek Evet. söz konusu olamaz. Bölgemizde öncelikle huzuru sağlayacağız. Daha sonra projelerimiz rahatlıkla hayata geçirilebilecek projelerdir. Devletimizin, hükümetimizin de desteğini bu konuda göreceğimi ümit ediyorum. Evet, şüphesiz en önemli şey yani Türkiye'nin de genelinde ihtiyacı olduğu gibi Iğdır'da da farklılıkların bir arada yaşaması ve huzurun olması. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Tekrar tebrik ediyoruz sizleri de. Teşekkürler efendim. Evet, biz yine Iğdır'la aslında bir anlamda devam edelim. MHP ile ilgili bugün önemli bir gelişme daha yaşandı. Parti Disiplin Kurulu'nun Ağustos ayı sonunda partiden ihraç ettiği Iğdır eski milletvekili Sinan Oğan mahkeme kararıyla partiye geri döndü. MHP'ye geri döndüğünü Twitter üzerinden açıklayan Oğan, adalet tecelli etti dedi.
MHP'nin 1 Kasım seçimlerinde vekillerinin yarısını kaybetmesi tartışılırken partide çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Valla toplumsal değerleri dejenere edince bir süre sonra... O dönemde Iğdır milletvekili olan Sinan Oğan önce MHP'nin milletvekili aday listesinden çıkarılmış, 7 Haziran seçimleri sonrasındaysa partiden ihraç edilmişti. Ve bu istifanın İkinci bir istifa... O an ihraç kararını mahkemeye götürdü. Mahkemenin verdiği kararla Sinan Oğan MHP'ye geri dönmüş oldu. Milli bayramları bayram olmaktan çıkardılar. Manevi değer... MHP'ye geri döndüğünü Twitter üzerinden açıklayan Oğan, partimden şahsıma hukuka aykırı ihraç çabaları bugün itibariyle boşa çıkmış, adalet tecelli etmiştir dedi. Turist yaparsan, askere her gün operasyon yaparsan, Sinan Oğan ayrıca MHP'nin 1 Kasım seçim sonucunu da değerlendirdi. Kimse ümitsizliğe kapılmasın diyen Oğan, içinden geçtiğimiz bu kara günleri birbirimize kenetlenerek aşacağız ve ülkücü hareket el birliğiyle hak ettiği yüksek noktaya taşıyacağız ifadelerini kullandı. Değer olmaktan çıkarmaya çalışıyorlar. Bu millet için vatan, bayrak, asker... Türkiye'de olduğu gibi dış basında 1 Kasım seçimini yakından takip ediyordu. Seçim sonrası AK Parti'nin tek başına iktidar olmasına medya organları...